Ukrayna ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için tarafların anlaştığı ön koşullar hayata geçiriliyor. Mutabakata rağmen Rusya'ya karşı yaptırım öngören yasayı bugün onaylayan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, bundan sonra atılacak adımları açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Poroshenko, ateşkes sonrasında ülkeyi terk eden Rus askerlerine ilişkin sayı vermezken %70'inin Ukrayna topraklarından çekildiğini söyledi. Devlet Başkanı son gelişmelerin barış girişimleri açısından umut verici olduğunu vurguladı. Poroshenko ayrıca yeni bir yasayla çatışmaların odağındaki Donbas bölgesinde yerel yönetimin yeniden düzenleneceğini, ancak bunun bölgeye özellik verildiği anlamına gelmediğini kaydetti. Önümüzdeki hafta bu yasa taslağı parlamentoya sunulacak. Ülke barışının bu yasaya bağlı olduğunun altını çiziyorum. Bu yasa, söz konusu bölgelerin barışçıl bir şekilde bağımsız Ukrayna ile yeniden bütünlük içinde olacağının güvencesidir. Bu arada Ukrayna ordusu gece boyunca ateşkesin 6 kez ihlal edildiğini açıkladı. Ateşkesin ilanından bu yana Ukrayna'nın doğusunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews muhabiri gelişmeleri yerinde takip ediyor. Ukrayna Rusya ile varılan anlaşmanın en azından şimdilik çatışmaları dondurmasını umarken bir yandan da kısa dönemde savunma konusunda kapasiteyi arttırmayı ve askeri gücünü kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Ancak ülkenin doğu ve güneyi ateşkesin kırılgan olduğunu gösteren gelişmelere sahne oluyor. Angelina Karakina, Euronews, Kyiv.